Şimdi size nasıl bir halat türünden ipi resmini yaparsınız ya da boyarsınız onu göstereceğim. Kamerayı arkaya öne geçiremediğim için şu an bu şekilde önden kayıt yapıyorum. Sonra telefonu döndüreceğim diğer tarafa. Bir görmüş olduğunuz gibi bir karton ya da kalın bir kağıda bir daire çiziyorsunuz. Benim burada masanın kenarına yaptığım için bu motifi, tabii halat motifini kartonun kenarına kıvırdım ki tekrar ölçmeyin. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane çizdim. Şurada boyanmış hali de var. Ama şu son halkayı görüyorsunuz. Daireyi götürüyorum. Bu şu son halkayı çizmiştim. Daha sonra bir kaydırıyorsunuz böyle. Tabii şuradaki mesafeyi ona göre veriyorsunuz. Kartonun sol kenarı oval olan kısmın kenarına denk gelsin. Bu kısmı çiziyorsunuz içerisini kalemle. Bu şekilde bir kaydırarak çizmeye devam ediyorsunuz. Şurada görüldüğü gibi mesela şunu çizmişseniz bir kaydırıyorsunuz. Burayı çiziyorsunuz, bir kaydırıyorsunuz, burayı çiziyorsunuz, bir kaydırıyorsunuz, burayı çiziyorsunuz böyle. Bu şekilde çizme işlemleri bittikten sonra ilave bir çizme gerek yok. Arzu ederseniz şu uçtan bu uca doğru bir çizgi çekebilirsiniz şöyle ama fırçayla da bunu gayet güzel yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak hani zorlanırım diyorsanız bu şekilde düz çizgi olması gerekiyor. Kesinlikle eğim vermeyin. Çünkü halat oldukça kalın olduğu için eğilmesi mümkün değil. Düz olması gerekiyor bu çizginin. Şu uçtan, şu kesim noktasından bu kesim noktasına çizgi çekiyorsunuz. Boya kısmına gelirsek eğer bu tabii ki bu motif altın olacak. Altın metalik renk olacak. Metal olacağı için tek bir boyamada bunu bitirmek için altına portakal ya da sarı renkli daha çabuk zemini kaplayan bir boya kullanmanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi şu kısmı şuradan şöyle tek bir fırça darbesiyle yukarıyı şurada bırakın. Sonra tekrar fırçaya bolca yükleyin. Biraz burada fırçaya bolca yüklemeniz gerekiyor ki o halatın havasını veriyor. Aksi takdirde yani düz bir şekilde yaparsanız o havayı elde edemezsiniz. Bu şekilde birer fırça darbeleriyle rastgele bir şekilde şöyle yaptığınız takdirde o halatın üstündeki ince iplik parçaların da olsa biraz onlar gibi oluyor. Gördüğünüz gibi 3 fırça darbesiyle belki 4 tamamlanmış oluyor. Tabi bunun üstlerine bir kotta ben bir kotta metalik gideceğim. Metal bir motif olacak. Yani bu kadar basit. İkincisini de eğer gösterirsek hani eğer birincisinden anlamadı. Bu arada portakal rengi biraz azalmış. Biraz az çıkabilir. Şu birinci darbe. Şuranın düz olmasına dikkat edin. Sonra tekrar yükleyelim. İkinciyi buradan başlıyorsunuz. Üçüncüyü de şöyle yaptığınız takdirde bu şekilde halat motifi yapabilirsiniz.